Bolu harplerde Çanakkale'den başlayarak 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya ve Kurtuluş Savaşları'nda tahminin üzerinde 500 bin tane şehit verdi. Düşünün kaç senesinde bu Kurtuluş Savaşı senelerinde yani 20 yıllarında 1920 civarında. Bu nüfusuna göre düşünülürse büyük bir oran. Bu demektir ki Bolu'da her evde en azından 10 tane şehit var. Öyle değil mi? Şöyle düşünün bakın, dedelerinizi düşünün, akrabalarınızı düşünün ve bunun böyle olduğunu göreceksiniz. Bu büyük bir gurur, büyük bir şereftir. Hepsini saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin. Allah torunlarını da onları yolunda eylesin. Siz burada niye bulunuyorsunuz? Kış kıyamet günü değil mi? Ama hiç düşünmeden yola çıktınız. Çünkü göreviniz nedir? Vatandır, millettir, bütünlüktür, Atatürk'ün koyduğu anayasadır, vatan bölünmezdir, bölmek isteyenlere karşı buradasınız. Evet, vatan bölünmez. Bu anayasamızda yazıyor. Üniter Türkiye Cumhuriyeti, layık cumhuriyet kuruldu ve bu kaide, yani bu bölünmezlik asla ve asla münakaşa edilemez. Yani tartışılamaz dendi. Bunun manası şu, eğer şimdi anayasa değiştirilmeye çalışılıyorsa, hele bu maddeler, bu şartlar bozuluyorsa, bu anayasaya aykırıdır. Kim anayasayı değiştirmeye kalkıyorsa, üniter devleti parçalar haline getirmeye çalışıyorsa, anayasaya karşıdır. İçinizde hukukçular vardır, Türkiye'de hukukçular vardır, aydın dediğimiz hakimler vardır, aydın dediğimiz savcılar vardır ama hiç kimse bunun böyle olduğunu ortaya atmamıştır. Ben hukukçu değilim ama mantıklı olarak düşünüyorum. Madem ki anayasanın değişmez birkaç maddesi vardır, o maddeler tartışılmaz. Hele o maddeler anarşiyle tartışılmaz, PKK'yla tartışılmaz. Kusura bakmayın, vaktim olduğu için kesiyorum tezahüratınızı. Çünkü çok daha konuşacak arkadaşlarımız var. Ben birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Fakat anayasa ihlali 2004 yılında Avrupa Anayasası'na Papa'nın heykeli altında 29 Ekim'de atılmış olan o imza ile başladı. O imza anayasayı ihlaldi. Ama hiç kimseden bir ses çıkmadı. Bunları tekrar söylemekte yarar görüyorum. Başka bir şey daha var. Peki muhalefet nedir? Niye muhalifler var? Bir devlette iktidar kadar muhalif de önemlidir. Muhalif partilerin iktidarı kontrol etmesi lazım. İktidar bir hata yaparsa onu düzeltmesi lazım. Yani muhalefet iktidardan daha önemlidir. Bakın görüyorsunuz muhalefet çalışmadı, iktidar ne hatalar yaptı. Harplere sebep oluyorlardı. Allah razı olsun Profesör Doktor Haydar Baş, Alevi-Sünni harbini yok etti, ortadan kaldırdı. Ve bunu önceden gördü ve 8 tane toplantıyla Alevi-Sünni yoktur, Ehl-i Beyt mayasında hepsi birdir, İslam tektir ve tek kalacaktır, bu burada bitmiştir dedi ve bitirdi. Evet, biz niye buradayız? Şimdi ikinci kısmında buradayız. Parçalanma olmayacak dedi Haydar Baş. Parçalanmaya mani olmak biz buradayız. Yani çıkacak olan anayasayı vatan millet hamurunda yoğuruyoruz ve diyoruz ki bu millet tektir, tek kalacaktır ve muhalefetten de istiyorum ki bunun peşine düşsünler, vazifelerini yapsınlar, Allah'a karşı da kendilerini affettirsinler. Bakın dikkat edin, en kritik yerde birisi Çin'de, Çin Seddi'ni geziyor. Birisi Afrika'ya gidiyor, Afrika'yı karıştırıyor. Muhalif devlet de öyle yapıyor. Yani Afrika'ya el attığı zaman Afrika'da karışıklık çıktığını gördünüz. Neden? Çünkü Amerika adına oraya gitti. Fransızlar, İngilizler Amerika'nın oraya gelmesini istemediği için orada harp çıkardılar. Allah devletimizi, yani son olan BOP projesinde gösterilen devletimiz var ya, bu büyük Ortadoğu projesi ya, ters çeviriyor Haydar Hacı onu. Proje olursa böyle olur. Pop yapıyor yani.
Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.